Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda diyot analizlerinden bir değeriyle karşınızdayız. Adı da iterasyon tekniği. İterasyon tekniği aslında biraz bana kız atabilirsiniz hocam. Sen de geldin bize bunu anlatıyorsun diye ama iterasyon tekniği bir bakıma arkadaşlar. Ups kalem biraz kalın olmuş. Şöyle toparlayalım. Deneme yanılma yöntemidir. Maalesef deneme yanılma. Neden deneme yanılma olduğunu da çok kısa bir süre içinde göstereceğim. Aslında tamamıyla deneme yanılma değil ama bir kısım olarak deneme yanılma içeriyor arkadaşlar. Bu örneğimizde diyelim ki biz diyotun gerilimi VD ve diyotun akımı ID ile ilgileniyoruz. Bu ikisini bulmaya çalışıyoruz. Baktığınızda bu çok basit bir devre değil mi? Elektronik bir devre de olsa biz biliyoruz ki burada Kirchhoff'un akım kanunu, voltaj kanunu hala uygulanabilir. O yüzden ben diyorum ki ben burada bir Kirchhoff'un voltaj kanununu, Kirchhoff'un gerilim kanunu uygulayayım. Ne elde ederim? Bakın eksi 5 voltum var değil mi? Eksi 5 artı diyorum. 2 ohmluk direncim var burada. Onu da şöyle yazalım mı? 2K yazdım şu buraya çarpı diyorum ID. Sonuçta buraya ID yazmamın sebebi nedir? Bu diyottan akan akım ile buradaki dirençten akan akım aynıdır. Hepsi de ID'dir o yüzden. Devam ediyorum. Artı diyorum en son VD. Totalde bu neye eşit olacaktır? Sıfır. Şimdi ben bu soru üzerine spesifik çözüyorum ama genel bir denklemde yazacak olursam buradaki eksi 5 nedir? Eksi V PS. Yani bu power supply'in PS'si yani güç kaynağının değeri. Artı diyorum R çarpı ID artı VD. Genel olarak böyle yazabilirdim değil mi? Bunu da sıfıra eşitleyeceğim. Şimdi ben neyi bulmak istiyorum arkadaşlar burada? Ben VD ve ID'yi bulmaya çalışıyorum. O yüzden ben bu VPS'yi bir karşı tarafa atayım. Çünkü onun değerini zaten biliyorum. Bakın VPS'yi bir yalnız bıraktım. Diğer tarafta da R çarpı ID artı VD gibi bir denklemim oldu. Yalnız ben şunu da biliyorum. Bir önceki derslerimizde görmüştüm ki bir PN jonksiyonu için hatta bir PN jonksiyonu diyodu için ben şunu söyleyebiliyordum. ID yani bu diyottan akan akım neye eşittir? Bakın IS bu da nedir bizim ters besleme saturasyon akımı dediğimiz şey çarpı diyorum E üzeri VD bölü N çarpı VT eksi 1. Bu formülü hatırlıyoruz değil mi? Burası neydi? Ters besleme saturasyon akımı. Burası neydi? Diyotun gerilimi. Burası da termal gerilim. Bunu biliyorsam aslında ben ID'yi bununla yer değiştirebilirim. Bakın burada da ID var. Sadece R ile çarpmam lazım. O zaman şöyle bir denklem elde etmiş olurum. VD'yi öne yazayım. VD diyorum artı R çarpı IS çarpı bu saturasyon akımı. Parantezimi de açtım şöyle. İçeriye de E üzeri VD bölü N çarpı VT eksi 1 yazıyorum. İşte benim total denklemim bu. Ve bu örnek üzerinde rakamları yerine koyarsak bakın burada 5 var. VD'nin değerini bilmiyorum. Artı dedim. R'nin değerini biliyorum arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri 3 değil mi? Bunun dışında çok özür dilerim. Ben size şunu söylemeyi unuttum. Buradaki saturasyon akımı IS eşittir. 10 üzeri eksi 13 müydü 12 miydi? Bir hatırlamaya çalışayım. 10 üzeri eksi 13 arkadaşlar. Şöyle yazalım. 10 üzeri eksi 13 amper tabii ki birimi. O yüzden aslında düşündüğünüzde ben her seferinde R ile IS'yi çarpıyorsam 10 üzeri eksi 13 ile 2 çarpı 10 üzeri 3'ü çarpıyorumdur. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 elde ederim her seferinde buradaki çarpımdan. Devam ediyorum bakın. E üzeri diyeceğim. Burada VD var. Değerini yine bilmiyorum. N çarpı VT'nin değeri ise 0.026 benim için. Eksi 1 diyorum. Totalde böyle bir denklemim olmuş oluyor. Peki burada ben neyi bulacağım arkadaşlar? VD dediğim şeyi bulacağım değil mi? Başka herhangi bir bilinmeyen var mı? Yok. Bu VD'yi nasıl bulacağım? İşte deneme yanılma dediğimiz nokta burası aslında. Çünkü bu VD'nin değerini bulmak için arkadaşlar çok komplike bir şekilde bu denklemi çözmeniz lazım. Ve bu denklem lineer bir denklem de değil. Bu zaten problem. Bu denklemi biz çözemiyoruz. Biz de demişiz ki ya çözemiyoruz tamam ama zaten diyotun gerilimi ne olabilir ki demişiz. Yani gidip de hani tutup 25 volt olacak hali yok. O yüzden tahminler yapabiliriz aslında deyip işte bu noktada tahminler yapıyoruz. Mesela diyoruz ki önce VD'nin değeri mesela 0.6 volt olsun. Bakalım bu denklem sağlanacak mı? Sol tarafta 5 var değil mi? Sağ tarafta ne var? 0.6 diyorum. Devam edeceğim. Burada mesela 2 çarpı 10 üzeri eksi 10. Burada da bir ifade var değil mi? Burası zaten tamamen hesap makinesiyle hesaplayacağınız bir şey. Ve sürecin nasıl olduğunu biraz daha görebilmeniz açısından ben şu an sesli bir şekilde kendi hesap makinemi kullanarak ki zaten sesini de duyacaksınız hesaplamamı yapacağım. Şimdi 0.6 dedim ya 0.6 bölü 0.26 diyorum. Ki bakın şu bölgenin hesaplamasını yapabileyim. Orası 23.07 çıktı. Daha sonrasında hesap makinemden E üzeri 23.027 yapıyorum. Bakın şu bölge şurası 1.05 çarpı 10 üzeri 10 çıktı. Yani aslında mantıken düşündüğünüzde bu total yer 1.05 tekrar yazalım onu çarpı 10 üzeri 10
çarpı 10 üzeri 10. Buradan 1 çıkarttığınız zaman da arkadaşlar burası yine 1.05 çarpı 10 üzeri 10 yapar. Yani şu köşeli parantezin içi 1.05 çarpı 10 üzeri 10. Buraya baktığınızda burada da 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 vardı. 10 üzeri 10 ile 10 üzeri eksi 10 birbirini götürür. Ben de ne yaparım? 2 çarpı 1.05 gibi bir işlem yaparım, değil mi? O da 2.1'e eşit olacaktır arkadaşlar. 0.6 artı 2.1 dedim. Bakın denklem tutmadı, değil mi? Demek ki 0.6 değilmiş. Daha yüksek bir şey söylemem lazım. O zaman gidiyorum bir de VD eşittir 0.7'yi deneyeyim diyorum. Çünkü 0.7 civarında oluyordu ya bu. Bu sefer bakıyorum sol tarafta yine 5 var. Sağ tarafta 0.7 ile başlıyorum. Fakat arkadaşlar bu sefer yani işlemleri tek tek yapmayayım ama sağ taraf çok büyük çıkıyor. Ben zaten dersten önce yapmıştım. 98'li bir şeyler çıkıyordu, tam hatırlamıyorum. Yani yine eşitlik yok. Ama bu ikisinden ben şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Benim VD dediğim şey 0.6'dan büyük olacak, 0.7'den de küçük olacak. Ona göre bir sonraki değerimi seçeceğim. Mesela VD eşittir 0.65 diyelim. Tam ortasından seçtim. Bu sefer sol taraf yine 5. Sağ taraf için de arkadaşlar yine çok büyük bir sayı elde ediyoruz. 15.1 volt. Yani 15.1 volt demeyelim de 15.1 elde ediyoruz. Bakıyoruz bu da eşit değil, değil mi? Artık bakın bir sonuç daha buldum. 0.6'dan büyük olacak bu VD değeri ve 0.65'ten de küçük olacak. Bu sonuca göre yine bakın ortadan bir değer seçiyorum. 0.625 seçtim bu sefer. Sol tarafım 5. Burada da sağ tarafımın arkadaşlar bu sefer 6.13 olduğunu görüyorum. Bakın yine eşit değiliz ama bayağı yaklaştık, değil mi? O yüzden diyorum ki artık 0.6 ile 0.625 arasında olmalı benim VD değerim. Bakın bir adım daha atıyorum. Tam ortaları nedir? 0.6125'tir, değil mi? Burada da yine sol tarafım 5. Bu arada ben bu hesaplamaları dersten önce yapmıştım. Kafamdan sallıyorum gibi bir algı oluşursa haberiniz olsun diye söylüyorum. Hani yani çok da uzun sürmüyor aslında. Hani sen böyle yaptın geçtin de demeyin. Gerçekten kısa sürüyor. Çok uzun bir işlem değil bu. 0.6125 olduğu zaman da arkadaşlar bakıyorum sonuçta eşitlik var mı diye. Bu sefer de 3.995 buluyorum. Yine eşit değil ama bu sefer bakın neyi buluyorum arkadaşlar? Alt limitimi de değiştiriyorum, değil mi? Bu sonuçlardan itibaren diyorum ki 0.6125'ten büyük olacak benim VD değerim ve 0.625'ten küçük olacak. Bakın aralığı inanılmaz daralttık şu an. Yani aslında ben size direkt cevabı vereyim. Burada VD'nin 0.619 olması lazım arkadaşlar. Bu durumda sol taraf 5, sağ taraf 4.999 gibi bir şeyler çıkıyor. Yani doğru cevap VD'nin 0.619 olduğunu görüyoruz. Ama derseniz ki hocam nasıl göreceğiz, daha birkaç daha adıma ihtiyacımız var. O da yine çok kolay olacaktır. Çünkü bakın 0.6125 var, değil mi burada elinize? Bir de 0.625 var. Arada çok dar bir yer var. Yani gidip bir de mesela VD eşittir 0.617'yi deneseniz bayağı yaklaşacaksınız. Zaten daha sonrasında neyi göreceksiniz? VD değerinin 0.617 ile 0.625 arasında olduğunu göreceksiniz. Buradan da mesela ben olsam bir de 0.621'i falan denerdim. Oradan bakın aralığı bayağı daraltacaksınız. 0.621 ile 0.617 arasında olduğunu göreceksiniz. Yani yavaş yavaş 0.619'a geldiğini bulabilirsiniz. İşte iterasyon dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. Fakat soru bitmedi. Neden? Çünkü iterasyonla, deneme yanılmayla ben ne yapmış oldum? VD'nin değerini bulmuş oldum. Hatta farklı bir renk kalemle şurayı çizip yazalım. VD'nin değerinin 0.619 olduğunu bulmuş olduk. Fakat bu sorunun hepsi değil. Çünkü aynı zamanda bu diyodun geçirdiği akımı da bulmanız gerekiyor. Bu diyodun geçirdiği akımı bulabilmek için de isterseniz şuradaki formül görebiliyorsunuz, değil mi? Buradaki formül kullanılabilir ama hiç gerek yok. Neden? Çünkü buradaki tüm elemanlarımız birbiriyle seri. Biz bunu görebiliyoruz. Ben bu bağlamda ne diyebilirim? Benim buradaki direncimin üzerinden akan akım aynı zamanda diyottan akan akımdır. Direncin üzerindeki akımı nasıl bulabilirim? Öncelikle direncin gerilim değerini bulurum. Daha sonrasında bunu direncin direnç değerine bölerim. En sonunda elde ettiğim şey akım olur. Direncin gerilim değerini nasıl bulacağım? Bakın burada 5 volt var. Burada 0.619 volt olduğunu buldum. O zaman VR dediğim şey 5 eksi 0.619 volttur. Ve benim IR dediğim şey direncin akımı, ki hatta o da diyotun akımı olur. 5 eksi 0.619 bölü 2K'ydı, değil mi? 2 çarpı 10 üzeri 3 olur arkadaşlar. Buradan da cevabımız 2.19 miliamper olarak çıkar. Bu da diyotun akımıdır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu soruyu çözmek bu kadar kolay. Şimdi ben size iki tane ödev veriyorum. Bunlardan birincisi, bu 2.19 miliamperi bulduk ya, acaba bu formülle bulunabiliyor mu? Onu bulmanızı istiyorum. Unutmayın, diyotun gerilimi 0.619 volt, şu sağ üst köşede belirttiğim gibi. İkinci ödeviniz ise ciddi bir ödev. O ödevde arkadaşlar buradaki soru, bunu zaten ben bir sonraki derste çözüyor olacağım.
soracağım. Fakat sizden bu soruyu çözmenizi istiyorum. Burada da yine VD değerini soruyorum sizlere, bir de ID değerini soruyorum. Tabii ki bir bilgi de vereyim. Satürasyon akımı, ters besleme satürasyon akımı burada 10 üzeri eksi 12 arkadaşlar. Bunun da cevabını bulmanızı istiyorum. Hatta ben size bu sorunun cevabını da vereyim, not almıştım. VD'miz arkadaşlar, VD'miz 0.5'li bir şeydi, 0.535 volt idi. Cevabımız bu olacak yani. Diyottan akan akımımız ise 0.866 miliamper olacaktır. İşte bunlar da cevaplarımız arkadaşlar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.